Selam arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bugün yanımda çok güzel bir konuğum var. O da girişimci bir kadın arkadaşımız. Onun hikayesini dinleyeceğiz bugün. Sizi Nalan'la tanıştırmak istiyorum. Nalan Kara. Nalan'ın aslında şöyle söyleyeyim size, hayatında birçok başarı hikayesi var. Ama bugün özellikle girişimcilik konusunda yapmış olduğu hikayesini konuşacağız. Nalan'ın 1000 tane ceviz ağacı var. Öyle değil mi Nalan? Evet. Nalan, hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Asıl beni konuk yaptığınız için, davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Biliyorsun biz girişimci kadınların hikayelerini burada paylaşıyoruz. Bizi izleyen, bizi takip eden kadınlarımıza ilham olmak için, onların da varsa kafalarında yapmak istedikleri bir iş kolu, hayalleri, o hayalleri bizden güç alarak, içlerinde taşıdıkları gücü dışarıya çıkararak gerçekleştirsinler istiyoruz. Bize kendini kısaca tanıtır mısın? Tabii. Ben ilk iş hayatına 14 yaşında daha yaz tatillerinde çalışarak başladım. O dönem bir mecburiyet gibiydi bizim için ama bana neler kattığını ilerleyen zamanlarda faydasını çok gördüm. Lise hayatım bittikten sonra Migros'ta çalışmaya başladım ve eğitim hayatımda da Migros'ta çalışırken devam ettim. Kasiyer olarak başlamıştım ve yöneticiliğe kadar bir 15 yıllık bir süreyi tamamladım. Bir iş yerinde girip büyümek ve 15 yılı tamamlamak şu an insanlara hayal gibi ya da hani mümkün olmuyor gibi görünebilir. Ama bu aidiyet duygusu veya verilen görevi yerine getirme çok başka bir duygu. Ben eminim bizi isteyen birçok kadın arkadaşımızın hayatında lise yıllarındayken, üniversite yıllarındayken hem çalışıp hem işte okulunu, eğitimi tamamlamaya çalışan yığınlarca arkadaşımız var. Şimdi bunları hiçbir zaman çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi yaşayamadım gibi görmemek lazım. Bunlar inanın hayatımızın ilerleyen dönemlerinde o kadar büyük kazanımlar olarak karşımıza çıkıyor ki. Evet, ben eminim Nalan'ın da böyle kazanımları var. Tabii, kesinlikle. Ve benim Migros'taki iş hayatımın sonlandırma sebebim de bir anne olmam. Yani hani kızım 2-2,5 yaşındaydı. Zorunlu izinlerin dışında ekstradan çocuğuma vakit ayırabilecek hiçbir dönem oluşturamadım. Evet. Aslında oradaki benim kayıp görmüş olduğum şey bana bambaşka ufuklar açtı. Tabii ki. Hani dışarıda ben hiçbir şey yapamam diye düşünüyordum. Biraz belli bir dinlenme sürecinden sonra yolumuz Aviva'sa ile kesişti. Bizim tabii perakende sektörüydü. Bunu bir sonraki iş tercihimde ilk koşul olarak zaten öne sürdüm. Bundan sonra yapacağım iş benim çocuğumdan bir zaman almaması gerekiyordu. Nasıl girişimci olmaya karar verdin? Nerelerden başladın? Bu da şöyle gelişti. Aslında dediğim gibi hani kapalı bir fanustan tamamen dünyaya açılmış gibi hissediyordum kendimi. Yapmış olduğum iş sigortacılık aslında. Yani 2011 yılının sonundan beri Aviva'da çalışıyorum. İlk başta bu anlamdaki her sektörden müşterim oluyor olması hani bana farklı ufuklar açtı. İlk girişimcilik senaryom Aviva'sa sayesinde oldu çünkü bana kendi acentemi kurma fırsatı verdi. Evet. 2015 yılında kendi acentemi kurdum. Burada kendi acentemi kurduktan sonra inanılmaz bir özgüven geldi. İki i̇şte tane yanımda bayan çalıştırıyorsun. Mesela şu an. Evet, iki tane istihdam sağlıyorum kendimce. Bence harika bir iş yapıyorsun. Evet, yine bir müşterim sayesinde böyle bir yatırımı yönlendirildik. Yani aslında daha doğrusu ben hep merak ediyordum. Yani hiçbir zaman köy hayatında büyüme şansımız olmadı. Hatta ben Rizeliyim. Yani kendi köyüme bile 2004 yılında ilk defa gidebildim. O yüzden köy hayatını hiç bilmiyorum. Tarlaydı, bağydı, bahçeydi ama hep bir özenmişimdir. Böyle hani insanların köye gitmesine, işte o köydeki hayat özlemi bende hep olmuştur açıkçası. Sadece işte börtü böcekle çok aram yok. Yani o anlamda. Ama bir şey üretmek, bir şey oluşturmak, bir şey meydana getirmenin vermiş olduğu hazzı bu ağaçları ektikten sonra gördüm. Arkadaşlar bu arada Nalan onu söylemedi ama ben muhakkak söylemek istiyorum. Nalan üst üste Aviva'sa'nın Uluslararası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin en başarılı sigortacısı seçildi. Evet. Ve kendisine ödüller verildi. Bu anlamda da Nalan çok güzel bir girişimci arkadaşımız. Evet. Şöyle güzel bir alkışı hak ediyor. Kesinlikle. Şimdi şöyle, Ziraat Bankası'nın her türlü dikmiş olduğunuz, ekmiş olduğunuz
sertifikalı ağaç yetiştirilebilir ürün, yani ürün gruplarına göre çeşitli teşvikleri var, destekleri var. Hani bununla ilgili paranız yoksa da kredi imkanları var. Ben ceviz bahçesini bahçe olarak aldım. Ağaçları dikilmiş, sulama sistemleri yapılmış şekilde bahçe olarak aldım ve devletin bahçe olarak başvurmuş olduğunuz kredide faiz indirim teşviği var. Yani 1 yıl, 2 yıl ödemesiz buna başvuruyorsunuz. Veriyor size. Onunla ilgili çiftçi kayıt sistemine başvurmanız gerekiyor. Tamam. Zaten ilçe tarımda ve il tarımdaki kişiler bu noktada bana inanılmaz yardımcı oldular. Evet. Yani hani uzaydan gelmiş gibi bir tavırdaydım. Her şeyi soruyordum. Ama biliyorlar ki bu işi bilinçli yaptığınızda hem ülkeye hem bölgeye fayda olmuş olacak. Kesinlikle. Yani bana söylenen bahçe kredisinde önce ön ödemesiz, evet, bir yıl bir ödeme yapmıyorsunuz. Bir yılın sonunda sadece çekmiş olduğunuz kredinin faizini ödüyorsunuz. Bu da %50 indirimli. Yarısını hazine ödüyor, yarısını siz ödüyorsunuz. Ondan sonraki yıl taksit yılda bir kere ödemeli kredi imkanı tanıyor size. Ve bunu aslında mevcut işinin yanında yapıyorsun tabii sen. Tabii ki. Yani bu da muazzam bir teşvik aslında. Tabii. Yani çünkü devletimiz burada sana şöyle bir imkan sunuyor. Bak sen burada işini yapıyorsun. Hı-hı. Hayatını buradan kazanmaya devam et ama bak ben sana burada işte Ziraat Bankası üzerinden ilk yıl geri ödemesiz, ikinci yıllarda %50 indirim ödemeyle sana bahçe statüsünde bir kredisini geri ödemeli kredi evet, yani kullandırıyorum. Şöyle söyleyeyim size, 400 bin liralık bir bahçe ise benim cebimden ilk etapta sadece 100 bin lira çıkıyor. Çünkü evet, %25 hani zaten bir yatırım maliyeti istiyor. 2 yıl sonunda ben ilk taksit ödemeye başlıyorum. Bunu da 5'e bölebiliyor, 6'ya bölebiliyor. Yani sizin finansal gelirinizle, koşullarla, hani kredinin büyüklüğüyle, ektiğiniz ürüne göre de değişiklik gösteriyor ve kolaylık sağlıyor. Şimdi Nalan'cığım, senin ceviz ağaçların ne kadar oldu? Yani kaç yıldır sen bu krediyi aldın ve başladın? Tam 3 yıl oldu ekileli. Büyüdüler mi? Büyüdüler, benim boyumu falan geçti. Süper. Yani, şimdi kaç kişi çalışıyorsunuz? Ne kadar hayata dokunuyorsun? Evet. Bu seni ne kadar mutlu ediyor? Biraz o duygularını da almak istiyorum. Yani tabii biz işin uzmanı olmuş olmadığımız için iş uzmanlarına teslim ediyoruz. Ben burada girişimci rolündeyim. Yani işi üstlenen asıl bu işin kahramanları arka planda. Oradan da yaklaşık 4-5 kişiye hani bizim sayemizde ufak da olsa istihdam oluşturuyoruz aslında. Onlar bu işin uzmanı, profesyoneli. Biz onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Kadın arkadaşlarımıza COSGAP'i de söyleyelim. www.cosgap.gov.tr adresine girdiğinizde arkadaşlar, kadınlara sağlanan 70 bin TL'lik hibeler var. Girişimci kadınlarımıza. Sen evet, bundan aldın mı? Benim iş kolum bu segmentte değil. COSGAP'e şöyle başvurabilirim. Mesela şimdi bu ceviz ağaçların büyüdüğünde bunların toplanması, kurutulması, dağıtılmasıyla alakalı satışı, bir tesis kurmam. Değil mi? Evet. Bu noktada bir COSGAP'e başvurup hani bu tesisi kurarkenki teşvikleri bundan alabiliyorum. Sonraki adımın o zaman ÖRO'su evet, olacak. Evet. O devletin zaman daha fazla bir istihdam tabii oluşturmuş ki olacağım. Tabii ki. Bakın arkadaşlar, 2019 yılı içerisinde COSGAP'ten 14 bin kadınımız girişimcilik hibesini almış. Yani muazzam. Şimdi 14 bin muazzam bir rakam, evet, değil mi? Yani sen mesela işine başladığında 1-2 kişiyi istihdamla başladın. Sonra başka bir iş kolunda 5 kişiyi istihdam ettin. Evet. Bunlar çok güzel şeyler. Bu girişimci arkadaşlarımız da eminim başladıkları işleri sonuna kadar devam ettirecekler ve kendilerinin dışında birilerine dokunacaklar. Evet. Biz kadınların en önemli yaşadığı sorunlardan bir tanesi bu COSGAP kredilerinde ya da diğer devletimizin sağlamış olduğu diğer teşviklerde işi kurduktan sonra onu sürdürülebilir hale getirdik. Peki senin bizi takip eden girişimci arkadaşlarımıza, kadınlarımıza nasıl tavsiyelerin olacak? En son kapanışı böyle yapalım. Ne öneriyorsun? Ne yapsınlar? Girişimci olmak isteyen kadının işe nereden başlasın? Bir kere önce bir bireysel emeklilik yaptırsınlar. Buyurun. Evet, çünkü evet, benim işim bu. İşte tam girişimci kadın, tam iş kadını, evet, işini burada bile bırakmayan ve burada bile işine sahip çıkan. Evet, ben çünkü kesinlikle alkışlayın çocuklar. Çünkü biz ne kadar da olsa hani parayı ikinci planda tutsak da onsuz da olmuyor. Evet. O yüzden hangi iş yapmak isterseniz devletin teşviki de olsa sizin mutlaka bir mayanız olmak zorunda. Evet. Yani
bir kaşık yoğurt olmadan bir tencere sütü hiçbir şey yapamazsınız. O bir kaşığı attığınızda maya oluyor, yoğurda dönüşüyor. O yüzden asla tasarrufu küçümsememek gerekiyor. Mutlaka bir tasarruf toplumu olmamız gerekiyor. Evet. Yani işin aslında en büyük sırrı bu. Evet. Yani bunu bugün bütçesi doğrultusunda herkes bir anlamda, herkesin bir meziyeti, bir becerisi olabilir. Veya fırsatları görebilir. Yani hani ben çiftçi değildim. Ben ağacın ekilmesinden anlamam, biçilmesinden anlamam. Ama ben oradaki fırsatı gördüm. Evet. Demek ki öncelikle kadınlarımız ihtiyaçları tespit edecekler. O ihtiyaçlara evet. yönelik de fırsatlar var mı diye bakacaklar. Evet. İhtiyaç belirlemede kadının üstüne de yok. Kesinlikle. Kadınlar evet. ihtiyaçları evet. anında görüyorlar. Evet. Aynen öyle. Evet. Sonra bu ihtiyaca göre de aslında neler var? Yani devlet hangi teşvikleri sunmuş? Hı-hı. Özel sektörde bu anlamda bir takım uygulamalar var mı? Hı hı. Bankalar bu konuda ne diyorlar? Hı hı. Bunların hepsini araştırmak, internetten, sosyal çevremizden ya da zaman zaman kamuya giderek, yani devletin kapısını çalarak ben kesinlikle bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Evet. Yani ben hatta selam da vereyim Baba Eski'deki Gökhan diye ilçe tarımdaki arkadaşa. Yani hani benim oradaki hani işi bilmediğimi anladıkları için, yani hani bana diyorlar işte şu yapılacak diyor, defalarca anlattılar. Yani hani evet bazen devlet dairesinde insanlar hani çok fazla sorulara muhatap oldukları için hani yorulabiliyorlar, biliyorlar. Şey yapabiliyorlar. Evet. Onları da anlıyorum. Ama hani bir şey yapmak istediğinizde gerçekten orada yardımcı olmaya çalışıyorlar. Evet, kesinlikle. Kadınlarımıza şunu mu söylüyoruz? Diyoruz ki önce tasarruf. Evet. Değil mi? Benimle çalışsınlar. Evet, naylanla oradaki çalışacaksınız arkadaşlar evet. gördüğünüz üzere. Önce tasarruf. Sonra ihtiyaçları belirlemek, sonra da bu ihtiyaçlar doğrultusunda fırsatları yakalamak. İşte Nalan bu fırsatlardan bir tanesi ceviz, yani bahçeye, devletimizin bahçe ekimine, ürün yetiştiriciliğine, tarıma vermiş olduğu destekten faydalanarak, o fırsatı görerek, yakalayarak Nalan'ın bugün 2000 tane ceviz ağacı var. 2 sene sonra da 1000 tane ceviz ağacından mahsul almaya başlayacak ve o mahsulü satarak bir ticarete dönüştürecek. Yani evet. ben böyle güzel bir girişimcilik hikayesi görmedim. Var mı başka söyleyeceğim bir şey Nalan? Yani her şey tabii ki, biz hani hep diyoruz ya, üretim yok, işte hani üretim az, üretmeliyiz, şey yapmalıyız. Bununla ilgili hani ben kendime sordum, ben ne yapıyorum? Yani hani o noktada benim elimden şu anlık bu kadarı geliyor. Evet. İnsanlara tükettirmeyip tasarruf ettirip aynı zamanda da hani ülkeye de tasarruf ettirmek, dışarıdan almasın cevizi, daha az alsın, biz yetiştirelim. Ben ceviz yetiştireyim, bir başkası pirinç yetiştirsin, bir başkası hayvancılığı yaygınlaştırsın, büyütsün. Bu ancak herkesin elini taşının altına koymasıyla olacak bir şey. Çok güzel bir şey söyledin. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Nalan aslında bütün programımızın özetini yaptı. Yani biz milli olarak, yerli olarak kendi ürünümüzü kendimiz yetiştirelim. Kendi kalkınmamızı kendimiz yapalım. Biz ne kadar üretirsek devletimiz, milletimiz, vatanımız da o kadar aslında kalkınacak. Kesinlikle. Bu işin önemli yerlerinden bir tanesi de bir şey yaparken birilerinden beklememek, bir şekilde bir yerlerden başlamak. Ben de sizlere bugün bu programdan bunu söyleyerek ayrılmak istiyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Kafanızda ne biriktiriyorsanız daha artık biriktirmeyin. Bir an önce bir yerlerden başlayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sevgilerle kalın.